Peki Erol Simavi'nin kanatları altına girince sektörde bir başka bir noktaya geldiniz tabii ki. Ben evde oturuyorum. Ne kanatları ne noktayı. Benden bahsedilmiyor bile. Hangi noktada Allah var? Allah Allah. Ben ancak plak okuyorum. Plak okuyorsun, yalnız sahneye plak. Çıkıyorsun. O kadar. Çıkmıyor. Sahneyi de bıraktım. O isterse yolluyor. İcazet alırsa gidiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bugünün gerçeğini konuşalım. İcazeti ben değil, ona yalvarıyorlar. Abi bu kadar insan ekmek yiyor. Egemen Bostancı falan. Evet. Behzat Çen Yıldız falan. Bunlar ona, Erol'a yalvarıyorlar. Berber Kemal'de. Peki, ben de ne diyorum zaten? Erol Bey'den icazet alıyorsan peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Buna neden izin verdiniz? Neye? Bu duruma neden izin verdiniz? Ben bayılıyordum şarkıcı olayım ve Müzeyyen Senar'la çalışayım diye. Ben İstanbul'a getirdiler beni ama ben dedim Müzeyyen Senar nerede okuyorsa daha az parayı orada okuyacağım. Müzeyyen Senar yok dediler. Nerede? Suudi Arabistan'da bilmem kimle evlendi gitti. Suudi ne? Arabistan'da değil. Mısır'da, Mısır sefiriyle evli. Öyle mi? Abo. Ben Suudi Arabistan'ı biliyorum. Peki siz hayır, bu duruma kendinizi... Ben Suudi Arabistan'ı kendinizi... Ondan sonra oraya tayin olmuşlar sonra bilmem. Hanımefendi, kendinizin bu sanatsal iş açısından bloklanmanıza nasıl izin verdiniz? Yani bu adam bu ya kadar onun cevabını Ali Kıran sana başka ben sen vereyim. Miydi bunlar? Ondan evvel ben verebilir miyim? Söyler buyurun misin? Efendim. Erol Bey o tarihin gelmiş geçmiş en güçlü adamı. Allah'ın nuru içinde yatırsın, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Baba Ali ve Türk medyası ondan soruluyor adeta. Bunun şekli şemalini değiştirmenin manası yok. Üzerini çizdiği insan da yok oluyor. Üstünü çizdiği insan hakikaten yok olur. Hakikaten. Alır böyle kazma kürek buraya gömerler. Tuttuğu, arkasından ittiği de ister şarkı söylesin, seni tenzih ederek konuşuyorum. İster şarkı söylesin, ister söylemesin, ister jonglör olsun, Türkiye'de bir numara olur. Şimdi o cevabını, devamını o versin. Bu gerçeği görmeden, bu gerçeği kabul etmeden o tarihleri yaşayamayız. Daha doğrusu izah edemeyiz. Ben evde tabii bir lady oldum, hanımefendi. Çocuğuma dadısıyla şunu da bunu İsviçre'den getirdik. Adam öyle meraklı ki sahnelere, ışıklara. Ama bülbülü koymuşlar altın kafese. Aynen öyle. Adam bana diyor ki bir masa koy diyor. Gece kulüplerinde de çalıştım ya. Bir masa koy diyor. Oraya bir gül diyor koy diyor bardağın içine neyse. Bir tane diyor bardak koy diyor. Şarkıyı öyle söylüyor. Ben bu dediği şeyi Nat King Cole'de gördüm. Copacabana'da söylüyordu. New York'ta. Ben 19 yaşında New York'a gittim. Taş bebeği çevirdikten sonra. Ondan sonra yani adam sahneye, şarkı söyleyene, fasıl okuyana bilmem. Bayılıyor lan bir adam. Beni sahnede gördü, bayıldı ışıkların altında uzun tuvaletlerle. Çok da şık giyiniyordum. Adam o gönüle aşık oldu. Gönül sonra oldu hanım hanımcık ev hanımı. Açmadı onu. Gitti başka şarkıcıların peşine. Tabii ben hanım oldum ona yaranayım diye. Yani bak ben sahneden aldım Sezen beni Aksu'ya ama. Sezen Aksu'ya mı gitti? Hayır. Sezen Aksu'yla da bir diyaloğu vardı diyebilir. Adile peşin. Naşit'in balkonunda Müjde Ağar, Sezen Aksu ve işte bir saç saslan şekilde görüldüğü ay, 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 orada ay, köfte yemeği yiyorlardı balkonda. Ay yavrum. Derya Baykal da var içlerinde. Ay 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 ay. Ay. Adile Naşit'in en iyi ahbabı. Yani orada balkonda köfte yiyorlar. Ay ay ay. Ve bu merhum Derya Baykal'ın aynı zamanda nikah şahidi değil miydi? Evet. Hmm. Bir gün evvele bakalım. Orhan bir gün evvel, bir gün sonra geldi Orhan mı? Marmaris'teki Martı Otel'e. Ay 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 ay.